Var mı senin Amerika ile savaşacak gücün? Kim yönetiyor? Amerika ile savaşacak gücün var mı? Tamam. Biz yeni düvelle. Savaşırsın be tamam, o işleri geç. O işleri geç. Kıçında 6 aylık bok var. Palavra olmuyor bu işte. Suriye'de niye konmuyorsun? Ne izleyecek kanunu? Suriye'de niye konmuyorsun? Hadi orada ulan. Neyi kovacaksın Suriye'den? Suriye kimin toprağıydı? Türkiye'nin toprağıydı. Osmanlı zamanındaydı. Niye bıraktın? Niye bıraktın? O işleri bırakın siz. Niye bıraktın o toprağı? Bırakın o işleri. Bırakın o toprağı. Yani bilemiyorum. Bizim gönlümüzde yatan birisi var hocam. Yani şu an biraz daha Cumhur İttifakı önde gibi gözüküyor. Ama şöyle bir şey var hocam. Millet İttifakı'nın adayını belirlemesi gerekiyor. Tren kaçıyor. Çok saçma açıklamalar da yapıyorlar. Bizi artık kıllandırdılar. Millet İttifakı yani. Kıllandırdılar bizi yani. Ben de aynı düşüncedeyim. Millet İttifakı şu ana kadar bir aday öne sürmedi. Cumhur İttifakı'nın belli bir adayı var zaten. Millet İttifakı neyi bekliyor? Artık kazanmak istiyorlar. Kazanmak istediklerinden dolayı da doğru adayı, doğru hamleyi yapmaya çalışıyorlar. Bu da tabii ki belirsizliğe yol açıyor. Benim adayım Mansur Yavaş'tır ama kendisi olmak istemiyor. İnşallah ikinci tura kalırsa Mansur Yavaş'ın çıkmasını istiyoruz. Mansur Yavaş çıkarsa inanıyoruz ki bu ülkenin sonu güzel gidecek. Kazanan Millet İttifakı olsun. Bir de son zamanlarda hocam yeni bir parti ortaya çıktı. Dinon Partisi. Böyle genç bir oluşum. Ahmet Sonuç'un kurduğu bir parti. Belki sosyal medyadaki arkadaşlarımız bilebilir. Yani resmi partiler başladı. Görüşmeler başlamış. Ahmet Sonuç, Cahreyn lakaplı arkadaşımız. Yani artık yaşlar olmasın. Biz genciz. Genç bir cumhurbaşkanı başımıza gelsin. Millet İttifakı kazanabilir. Cumhur İttifakı'na ben güvenmiyorum. Çünkü yeni bir parti gelecek. Yeni bir cumhurbaşkanımız gelecek. Bu ülkeyi huzura kavuşturacak. Benim inancım o. Kendilerine güveniyorlar. Güvensiz diye bir şey yok. Kendilerine göre. Zamanı geldi mi güvenecekler. O adam çıkacak ortaya. Ben de onlara oy vereceğim. AK Parti'ye vereceğim. Ben Amerikancılara oy vermem. Bu pazar seçim olsa şu anda iktidardan yana görüyorum. Eğer milletimiz biraz sağlıklı düşünüyorsa. Çünkü gülümdü efendim sana söyleyeyim. Muhalefetin izlediği politikayı uygun bulmuyorum. Efendim milletimizin, askerimizin kanını akıtanlara beraber yola çıkmak bana uygun gelmiyor. Selahattin Demirtaş'ı önder olarak kabul ettiler. Efendim sana söyleyeyim, beşinden koşuyorlar. Nereye kadar koşacaklar bilmiyorum. Sanki bu memlekette hiç asker ölmemiş, vatandaş ölmemiş gibi, Türk milletine hiç zulüm yapmamışlar gibi Selahattin Demirtaş hakkında olumlu konuşuyorlar. Osman Kavala'nın Türkiye'ye ne bir gibi iyilikleri var onu da bilmiş değilim. Bütün Avrupa beşinden kurtarmaya çalışıyor. Bunlar da onları kurtarmaya çalışıyorlar. Herhalde bir akrabalıkları var. Tamam. Bir bağları vardır herhalde düşünüyorum. Ben gene Tayyip Erdoğan'ı. Tayyip Erdoğan'ı veririm. Kılıçdaroğlu'na ne vermem? Vermem. O Müslüman bir insan değil. Ben gelse biz kazanacağız velallah Tayyip Erdoğan. Evet, işte Kılıçdaroğlu Yahudi. Ben Yahudi'ye oy vermem. Hedef alan biri oluyor Müslüman değil. Ver adam Atatürk'ü kaybetti. Atatürkçü değil o adam. Ona Kılıçdaroğlu'na oy verdiğin bence Müslüman değil. Kim ne derse desin. Ya bence şu durumda yani nasıl diyeyim size o da beter öbürü de beter. Kimseye güven yok artık. O gelse kurtarır mı kurtarmaz şu an mesela bir denizin ortasındaki gemi gibiyiz. Batacağız. Battık batacağız yani. Ben CHP'yi görüyorum şu anda. Ben şöyle bir şey, onun şu anda mesela söyledikleri biraz mantıklı geliyor ama bu Türkiye'yi kurtarsaydı bence Tayyip Erdoğan kurtarırdı. O da kurtaramıyorsa vay halimize. Bir ümidimiz artık CHP kaldı şu anda. Onun yaptıklarını da unutamayız. Ama niye bu kadar her şey aştı gitti anlayamadık yani. Altın, dolar, kiralar önleyebilirdi yani. Dünkü açıklamada biz sürtüyüz, biz sürtük değiliz. Ben oy verdim Tayyip Erdoğan'a. Oy vermediğim zaman sürtük mü oluyorum? Oy verdiğim zaman iyi bir insan oluyorum. Doğudaki terörist, batıdaki FETÖ'cü. Ne yapacağız biz? Oy vermeyenler başkalaşım. Ben Tayyip Erdoğan'a yıllarca da oy verdim. Ben terörist değilim. Şimdi sana oy vermiyorum. Bir paket sigara olmuş 30 lira. Ne yapacağız? Vermeyeceğim, vermiyorum. Benim en tabii hakkım, doğal hakkım vermiyorum. Evet. Oy da vermiyorum. O zaman ben sürtük değilim, ben terörist değilim. Oy vermezdik teröristiz. Verdiğimiz zaman sağlam vatandaş. Oy verdim ben. Bu adam yıkılacak. Yıkacağız tabii. Yıkacağız bunu. Ya kim gelirse gelsin. Ne demek onun peşine gelen terörist mi? Ya arkadaşım siz Selahattin Demirtaş'ı bu ülkede tutukladınız mı? Tutukladınız mı? Terörist mi bu adam? Evet. Evet terörist. Evet. Niye Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyuyor? Nerede? Koydurtmayacak sizce. Bunu ya bu adam seçilirse biz ne yapacağız? Niye adaylık koyduruyorsun ya? Basit abi. Hayır. Adaylık. Böyle bir dünya yok. Yok lan abi. Sen bu adamı terörist diye tutuklamışsın. Ne güzel bir dünya. Ama Cumhurbaşkanı adayı olabilirsin diyor. Anında Cumhurbaşkanı seçildi. Biz ne yapacağız? İşte rezalet. Gettik gürültüye. Sonra boş herkes iş, içeri o dışarı. Boş işlerle uğraşmayın. Hesap farklı bir hesap. Herkes kendi hesabına göre çalışıyor.
Öyle geçin bu işleri ya. Bu adam niye Cumhurbaşkanı adayı oluyor? Ben de bunu... Siyasetin içine sızan teröristler var. Tamam, adam öldürmesi şart değil. Siyaseti terörize ediyor. Ülkenin anladım. Siyasi birliğini terörize ediyor. Amca anladım. Abi sen çok yanlış anladın. Anladım. Abi, zaten Selahattin Demirtaş... Diyorum ki bu adam niye Cumhurbaşkanı adayı oluyor bu ülkede? Olması gerekiyor yani, anladın mı? Teröristse niye Cumhurbaşkanı adayı oluyor? Demek ki hukukun yetersizliği. Ne hukuku ben mi yönetiyorum? Hukuku bu devlet, bu meclis yönetmiyor mu? O içeri alınmadan önce aday olmuş. O zaman demek ki tabii mahkeme bir karar verirse... Yapacak bir şey yok yani. Bu adamların terörist olduğuna inanıyorum. Tabii ki de. Adam öldürmesi, dağa çıkması şart değil. Abi. Kendi idarine ve davasına hizmet ediyor. Bizim evet. Siyasetimizi tamam mı? Bloke ederek, bizim siyasetimizi evet. Karıştırarak, affedersin bizim siyasetimizin içine ederek kendi amacına hizmet ediyor. Cezalandıralım Hamza. Hukukumuz yeterli değil, gücümüz yeterli değil. Olmadı. Devletimiz zayıf. Devletimiz zayıf. Anladım. Dış baskılardan çekiniyoruz. Hep dış. Hukuku kim yönetecek? Meclis neye işe yarıyor? Meclis bir kanunu gücü yeterli değil. Niye yeterli değil? Yeterli değil. Var mı senin Amerika ile savaşacak gücün? Kim yönetiyor? Amerika ile savaşacak gücün var mı? Var mı? Var. Ya, biraz zor var. Ona uğraşıyor şu an. Şu an. Savaşırsın be tamam. O işleri geç. O işleri geç. Eskiden Mustafa Kemal'in asker. Bir dakika dinle beni. Osmanlı'yı şimdi hatırladın. Mustafa Kemal'in askeriyim diye şimdi dolaşıyor. Kıçında 6 aylık bok var. Mustafa Kemal'in askerleri sabah ezanında kalkar soğuk suyla abdest alırdı. Şunu dinle. Adam rahmetli Atatürk'ün. Palavra olmuyor bu işte. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm tarihini bilmeyen adamdan şey hizmet beklemeyin. Mustafa Kemal'i eleştirmiyorum ben. Hizmet onun adını kullanıyor. Şurada adam diyor ki 1938. Sen geç o işi. 39 yılında niye adam diyor. Niye kovmuyorsun? Suriye'de niye kovmuyorsun? Ne izleyicin kavramı? Suriye'de niye kovmuyorsun? Hadi oldun mu? Ne kovuyacaksın Suriye'den? Suriye kimin toprağıydı? He? Kimin toprağı Suriye? Türkiye'nin toprağıydı. Osmanlı zamanındaydı. Niye bıraktın? Niye bıraktın? O işleri bırakın siz. Niye bıraktın o toprağı? Bırakın o işleri. Bırakın kim bıraktı o toprağı? Ben bıraktım. Kim bıraktı diyor. Gücün olacak söylüyorum. Gücün, gücün. Gücümüz de var, kuvvetimiz de var. Var. İnsanımız, biz savaşçı insanlarız ama, kardeşim. Var ama tamam. Sınırlı gücü. Bizim her şeyimiz var. Biz yedi düvelle baş eden insanlarız. O ayrı mesele. Ha, ayrı, ayrı mesele ama şey gücün değil. Sınırlı. Sınırlı olduğunu sınırlı değil. Sınırlı değil bizim gücümüz. Ya o zaman bir dakika. Babam sonuna kadar sınırımız var, ha. Gücümüz de var. Var, var. Var. Abi, sana bir soru sorabilir miyim? Türkiye'nin şu zamana kadar kendi imkanları ürettiği füze kaç kilometreye kadar gidiyor? Ben sana diyeyim 50 kilometreye kadar gidiyor. Adamların... Sen halt etmişsin. Sen. Yok bak ben... Sen halt etmişsin. 450 kilometre menzilli füzemiz var bizim. Halt etmişsin bizim sen. Bizim mi halt. Var? Evet bizim. Bizim var. Evet. Kim diyor evet. Bunu abi peki? Ben diyorum. Sen diyorsun. Ben diyorum ben. Benim dedim. Ben iki tane üniversite bitirdim. Elektrik elektronik mezunuyum. Evet. İşletme mezunuyum. Evet. Avrupa'da okudum üniversite. Evet. Ben iki tane üniversite bildim. Tarihinizi öğrenin ondan sonra soru sorun. Osmanlı mı üzerinde? Tarihinizi öğrenin. Ondan sonra sorunuzu sorun. Osmanlı bu toprağı alırken füze olan mı aldı? Kılıçlar aldı. Bilek ucumuza yürek var bizde. Yürek. Abi o zaman yürek. Yürek var bizde kardeşim bak. Ha bu kadar delikanlıya 5 tane Amerikan askeri düşer. Hodri meydan buyursun gelsinler. Biz bu ülkenin evlatlarıyız. Biz bırakıp kaçmayız. Canımızdan, kanımızdan savaşırız. Kaçarsak zaten Suriye gibi oluruz. Onlar gibi mi olmak istiyoruz? Hayır, olamayız. Ya, tabii ki olamayız. Biz bırakıp gitmeyeceğiz bu ülkeyi. Ya beyefendi. Beyefendi ben sana şunu söyleyeyim. Bugün 6 tane şey var değil mi? Masa var. Evet. 6 tane masa. Bu 6 tane masa neye hizmet ediyor? Neye hizmet ediyor? Neye hizmet ediyor? Onun cevabını bana ver. Erdoğan hizmet ettiği yerin tam tersine. He? Erdoğan nereye hizmet ediyorsa o tam tersine hizmet ediyor. Cevabını ver bana cevabını. Verdim. Vermedin bana cevabını. Erdoğan cevabını bana ver. Erdoğan nereye hizmet ediyorsa o tam tersine. PKK'ya hizmet ediyor. Köpeklere hizmet ediyor. Yok o HDP. Bırakın onu. Yok. HDP'ye hizmet ediyor yok. Onlar. Nasıl yok? Yok. Yanlış. Erdoğan'ın. Taş, Erdoğan kadar onların başına taş düşsün. Oo, o zaman yaşayamazlar. Nasıl yaşayamazlar? Yaşamasınlar zaten. Yok. Bu ülkenin bir taşına, bir toprağına, bir bitkisine göz diken insanın gözünü çıkartırım ben.